Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size Ramazan pidesiyle kıymalı pide arası nefis bir tarifim var ve geçiyoruz hemen malzemelerimize. İlk olarak kıymalı iç harcını hazırlıyorum. 3 adet sivri biberim var, 2 adet kapya biberim, 4 adet domatesim var, büyük bir soğanım var. Soğanlarınız küçükse 2-3 tane alın. 3-4 diş sarımsak, yarım bağ maydanoz. Ayrıca tuzum, baharatlarım var. Baharat olarak karabiber, kırmızı biber ve pul biberi kullandım. Bir çay bardağından biraz az sıvı yağım var. 2 yemek kaşığı da biber salçası. Sebzelerin hepsini küçük bir robottan çekiyorum ve içerisine geri kalan malzemeleri ve 500 gram da kıyma ilave edip hepsini güzelcene karıştırdım. Benim kıymam daha buzluktan yeni çıkmıştı. Tam buzluda çözülmedi ama hiç sorun değil. Tuzu, baharatlarını ve sıvı yağı da ilave ediyorum. Güzelcene karıştırıyorum. En güzel tabii ki elinizle. Ben elimle karıştırıyorum. Salçasını da ilave ettim bu arada. Şimdi ayrıyeten bir bulamaç hazırlıyorum. Ramazan pidesi tarifimde size bu bulamacın tarifini göstermiştim ve bunları bu kıymalı pidede de denedim. Çok güzel oldu. 5 yemek kaşığı unu 1 çay bardağı kadar soğuk suyla pürüzsüz bir hale gelene kadar çırptım. Tam böyle pürüzsüz bir hal aldıktan sonra 1 su bardağı kaynar su ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Ve içerisine ben 1 yemek kaşığı kadar da pekmez ekledim. Böyle 15 dakika kadar dinlenmeye bıraktım. Bu bulamaçlı Ramazan pidesi şahane oluyor. Kıymalısı da inanın çok nefis oldu. Şimdi pidelerimizin hamuru için 1 su bardağı sıvı yağım var. 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt. 1 adet yumurtam var, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığından biraz fazlacana tuz, 1,5 paket maya, yaş maya kullandım ve alabildiği kadar da unumuz var. Ben hemen hemen 5 su bardağı kadar kullandım. Gördüğünüz gibi sıvı malzemelerin hepsini önce yoğurma kabımın içerisine aldım. Güzelcene karıştırdım, sonra yavaş yavaş unu ilave edip hamurumu hazırladım. Pürüzsüz yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Bu undan una değişebileceği için 4,5 ile 5 su bardağı arası un kullanabilirsiniz. Ara sıra ellerinizi yağlarsanız daha fazla un ekleme ihtiyacı duymazsınız. Hamurun üzerini kapatıp 1 saat mayalandırdım. Gördüğünüz gibi hamurum şahane oldu. Çok katı bir hamur olmadığı için tezgahıma bol un serptim. Şimdi hamurumdan büyük bezeler hazırlıyorum. Tabii ki bezelerinizin büyüklüğü size kalmış. Benim bezelerim hemen hemen bir portakal büyüklüğündeydi. Bu bezelerimin üzerine bir mutfak beziyle kapatıyorum ve tezgahımın üzerinde yarım saat kadar tekrar mayalanmaya bırakıyorum. Güzel mayalandıktan sonra üzerine şimdi hazırladığımız bulamacından bol bol sürüyorum. Ve bezelerimi hemen üzerine fırın kağıdı koymuş olduğum tepsime alıyorum. Tepside şekillendireceğim. Tam ortasına bolca kıymalı iç malzemesinden koyuyorum. Kenarlarını gördüğünüz gibi biraz boş bırakıyorum. Malzemeden kaçmayın. Bol malzeme koyun içerisine. Gerçekten bu pideler denemeye değer. Kenarlarını biraz böyle elimle dışa doğru bastırarak açtırıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi parmaklarımla kenarlarını içten böyle hafif bastırıyorum. Kenarlarını yine bolca bulamacından sürdükten sonra önceden ısıtmış olduğum 220 derece fırında pişiriyorum. Fırınınızın en yüksek ayarını açın. Yani en yüksek ayarda pişirirseniz çok güzel olur. 15 dakika falan pişirdiğiniz mi yeterli gelmesi lazım. Evet, pidelerim fırından çıktı. Sunum gerçekten şahane. Hemen altlarının nemlenmemesi için tepsiden çıkartıyorum. Bir servis tabağına alabilirsiniz. Ortası bildiğimiz kıymalı pide, kenarları Ramazan pidesi. İnanın o kadar nefis oldu ki mutlaka deneyin derim. Şimdi size bir tanesini bölüp içinde göstermek istiyorum. Daha çok sıcak ama yine de göstermek istiyorum size. Evet, artık sanırım fazla söze hiç gerek yok. Zaten siz nasıl olduğunu görüyorsunuz. Benden bugünlük de bu kadar. Umarım bu tarifimi de beğenir ve denersiniz. Mutlaka deneyin derim. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.